Petrol Ofisi Sosyal Lig heyecanı devam ediyor. Sen de Süper Lig oyuncularıyla kadronu kur, haftanın en iyileri arasına girmeyi başar. Sizlerin de artık çok iyi bildiğiniz gibi oynamak son derece basit. Uygulamayı indiriyorsunuz, transferlerimizi hep beraber yapıyoruz. En yüksek haftalık kadro puanını almak için oyuncularımızı seçiyoruz, kadromuzu kuruyoruz. İşte benim kadrom. 30 haftayı da değerlendirdim. Aslında bu haftayı da değerlendirdim. Çünkü ilk 29 haftanın ardından bu hafta çok önemli. Çünkü bu haftada özellikle bir takım performanslar takımların şampiyonluk yarışında, zirve mücadelesi veren takımların şampiyonluk yarışında son derece kıymetli. İşte onlardan bir tanesi. Kaleciyle başlıyoruz. Takımı 4-1-4-1 kurdum, onu söyleyeyim. Kalede Nando Mustera, Uruguay milli takımının en özel oyuncularından bir tanesi. Nando Mustera yıllardır Galatasaray'da pek çok başarı elde etti. Bu sene Taferel geldi. Performansı daha da yükseldi ve Galatasaray'ı alan ya da adeta Sinan Gümüş'le beraber ipten alan adam oldu. Peki Mustera kalede, Galatasaray'ın durumu ne? Sarı Kırmızılılar'da eğer en iyi performansı şampiyonluk mücadelesinde bir kaleci gösteriyorsa, o yüzden bir sorun vardır. O sorunu da herhalde Fatih Hoca çözecektir diye düşünüyorum. Savunma hattına gelelim. Sağ bekte Mariano. Yine Galatasaray'ın adeta hücum merkezi halinde. Galatasaray'da atılan ikinci golde topu ceza sahasının içerisinde gönderen ve golün adeta rakip takım tarafından kendi kalesine atılmasını sağlayan oyuncu. Yanı sıra Sinan'ın golü. Sezonun golü olabilir. O golün de asisti Mariano'dan geldi. Sol bekte ise Adriano var. Beşiktaş sıkışmıştı. Malatya maçında gerçekten çok zorlanıyordu ve Adriano kariyerinde Sevilla ve Barcelona çok özel takımlar bulunduran Adriano için sol taraftan yapılan güzel ortayı Talisca kafayla gole çevirdi. Beşiktaş maçı çözdü. Quaresma da kremayı koydu. Alexandre Priano, şöyle söyleyeyim. Stoperlerimizden biri Alexandre Priano ve Türkiye'de çok aranan sol ayaklı bir stoper. Hep bir istikrarı var. Hep bir yükselişi var. Hücumda zaman zaman kafa gollerini kornerlerden, duran toplardan bulabiliyor ama bu hafta Başakşehir'in Kayseri esnasında, Kayseri maçında zorlandığı esnalarda özellikle devreye girdiğini ve tecrübesini gösterdiğini görüyoruz. Sağ tarafta ise Roman Rochtader. Her ne kadar golü sayılmasa da 30 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de artık Şikörter'le beraber tam bir defans organizasyonunun elemanı olduğu ve Roman Rochtader, Alman-Rus kırmasıdır Roman Rochtader. Çok başarılı bir performans gösteriyor. Hem ön libero hem savunma oynayabiliyor. Alman-Rus kırması tamamen hepimiz için çok özel bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin bu sene en çok yararlandığı oyunculardan bir tanesi. 4-1-4-1 demiştik. Merkez orta saha gene Fenerbahçe'de. Mehmet Topal yılların deneyimi. 1986 doğumlu ve Fenerbahçe'nin artık gün geçtikçe olgunlaşan oyununun en özel parçalarından bir tanesi. Asla bir ön libero değil diyorum. Çünkü Mehmet Topal'ın bazen özellikle hücum oyuncusu olarak da performans gösterdiğini söylüyorum. Ön libero mu? Tabii ön libero. Asla ön libero değil derken onu şöyle bir düzeltelim. Her zaman ön libero değil. Mehmet Topal için özellikle maçın belli bölümlerinde çıplak gözle maçı seyredenler özellikle onun zaman zaman 8 numara performansında Valencia'dan aldığı o kültürle oynadığını görebiliyoruz. Ön tarafa geçelim. Ön tarafta dörtlünün sağ tarafında 14-15 asistle ligin en çok asist yapan oyuncusu Vişka. Vişka 3 golde de var. Vişka hem Başakşehir'in Kayseri'yi mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü attı. İkinci golde sağ taraftan topu çevirdi. Üçüncü golle Adebayor'a asistini yaptı. Herhalde bu kadroya girmeyi tabii ki hak ediyor Edin Dzeko. Sol tarafa bakalım, Arda'yı koydum. Arda belki tek bu haftaki performansla ortaya çıktı. Ama Arda Turan'la ilgili şunu söylemek lazım. Abdullah Avcı ile maç sonunda yaptığım konuşmada bu karşılaşmayı bize getiren en önemli faktörlerden bir tanesi Arda'dır dedi. Bir gol, bir asist Başakşehir'in Kayseri karşısında aldığı bu güzel galibiyetin mimarlarından biri oldu. Ve Vizca ile Arda'nın arasında iki tane Brezilyalı. İkisi de Brezilya milli takımının aday kadrosuna çağrıldı. Belki de ileride banka oynayacaklar. Gerek Giuliano, gerek Talisca. İşte o merkez göbekte biri Beşiktaşlı, biri Fenerbahçeli bu hafta hem yaptıkları asistlerle hem attıkları gollerle gerçekten çok muhteşem bir performans sergilediler. O yüzden Giuliano 2 gol 1 asist, Talisca ise attığı kafa golüyle olağanüstü bir iş yaptı ve sonuç itibarıyla bu önemli Beşiktaş zirvesinin en önemli parçalarından biri oldu. Giuliano da Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına oynadığı muhteşem oyunda tutuyor. En ileride ise Soldado var. Niye diyeceksiniz? Dedik ya 29 artı 1 hafta diye Soldado'nun yavaş yavaş yükselen performans söz konusu. İşte İspanyol golcü bilhassa rakip defansları dağıtması ve arkasından gelen Giuliano'ya, Dirar'a, Atıf'a yol açması, hatta Josefe Topal'a yol açmasıyla beraber belki geçmiş yıllardaki seviyesi değil ama şu anda Fenerbahçe işte santforum var diyebiliyor. Dolayısıyla bu haftanın ve son birkaç haftanın en özel oyuncularından, en güzel performanslarından bir tanesi Petrol Sosyal Lig takipçileri için Soldado olabilir. Takımı kurduk. Yıldızları aldık. Biraz da fazla harcama yaptık.
bütçeyi açtık. O zaman ekstra bütçe için petrol ofisi istasyonlarından ücretsiz pozitif kart alıyoruz ve aktive ediyoruz. Ve oyunun içerisinde tanımlıyoruz. Karşılığında ekstra 10 milyon euroyu kazanıyoruz. Hemen 10 milyon euro bütçemize giriyor ve bunu çok daha iyi takımlar için, çok daha başarılı, çok daha güzel kadrolar için, sosyal ligde çok daha başarılı olmak için kullanıyoruz. Ödülümüz ise her hafta liderlik tablosundaki ilk 100 kişiye petrol ofisinden 100 lira değerinde akaryakıt. Haydi petrol ofisi sosyal lige.